Türkiye, Ortadoğu Doğu ve Dünya gündemi işi de karşı çekirde koalisyon görüşmeleri sürüyor. Ee, Türkiye ilginç bir suskunluk içinde sürekli toplantılar yapıyor. 49 rehine olayını sürekli gündemde tutuyor. Ve eee gayri resmi basına sızan e, haberlerde de işi de karşı yapılacak, Suriye ve Irak'ta yapılacak bir operasyonun içinde yer almama gibi bir eğilim ve izlenim e, yansıyor dışarıya. Bu çok tehlikeli bir durumdur. E, zaten e, şimdiden bununla ilgili yorumlar yapılıyor. ABD kongresinde bugün Dışişleri Alt Komisyonu'nda Türkiye'nin Katar'la birlikte işidi destekleyen ülkeler içinde olduğu itham ediliyor. <laughs> Ki bu konuda daha önce meclis gündeminde de bakanlık genelgelerini dile getirdik. Yine basında bugün yer alan haberler var. Bağdadi'nin sağ koluyla beraber 8 üst düzey IŞİD yöneticisinin Şanlıurfa'da bir özel hastanede tedavi edildikleri yönünde haberler basına düşüyor. Hükümet bu konuda bir açıklama yapmış değil. Ve burada hükümet için geldiği nokta bir yol ayrımıdır. Ya işidin karşısında olacak ya da işidin yanında olacak. Başka bir seçenek yoktur. Türkiye'de tüm siyasi partilerin ve hükümetin işidin karşısında bu 21. yüzyılın felaketi olan örgüt karşısında doğru bir tavır koymasının zamanıdır ve Türkiye'deki tüm siyasi partilerle beraber hükümetin bu konuda birlikte bir tavır koyması zorunlu bir durumdur. Çünkü bunun sonuçları ağırdır ve sadece Ak Parti hükümetini vurmayacaktır. Farklı bir yaklaşım tarzı. Ee, şunu getirecektir, Türkiye teröre destek veren ülkeler kategorisine girme riskiyle karşı karşıya kalacaktır ki bunun e, sonuçları çok ağırdır. Ve Uluslararası Hukuk, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Uluslararası Ceza Mahkemesi birçok faktörü düşündüğümüz zaman e, Türkiye'nin burada e, tamamen yalnızlığı, yani bir ara değerli yalnızlık deniyordu. Düşüleceği konum çok değersiz bir yalnızlık olacak. Ve Mısır'dan İran'a kadar Orta Doğu'da diğer ülkelerin etkin rol kapma durumu ister istemez gündeme gelecektir. Çünkü IŞİD'in Kobani'de 3 yıldır Rojava'da Kürtlerle savaştığını biliyoruz. Ee, ve sınırda hemen olduğunu biliyoruz. Sınırda ise Türkiye sınırında ve yine Şengal'e saldırılarda Zaho'ya, Habor sınır kapısına 20 kilometre mesafeye Erbil'e 20-30 kilometre mesafeye kadar geldiği düşünüldüğü zaman e, gerçekten Türkiye'nin dış politikasında e, uzun vadeli stratejik, akıllı kararlar alması gerektiğini gösteriyor. Bu da dünyadan yalnızlaşarak değil, hem dünyada ABD, Avrupa Birliği başta olmak üzere hem de Orta Doğu'da Kürt halkıyla stratejik birlikteliğini güçlendirmekten geçer ve bu tür örgütlere olan bütün desteklerini derhal kesmesi Türkiye'nin geleceği için hayrına olacaktır diye düşünüyoruz.